Burada x ve y arasında 3 farklı ilişki var ve ben de bunların arasında orantılı olanı var mı bunu öğrenmek istiyorum. Sonra da bu ilişkileri grafikte gösterip orantılı olduklarını görsel olarak anlamamıza yardımcı olabilecek bir şey olup olmadığına bakacağız. Bir hatırlatma yapayım. Bir orantılı ilişkide iki değişken arasındaki oran yani x ve y arasındaki oran ya da tam tersi y ve x arasındaki oran da diyebiliriz. Evet işte bu oran bir tam sayı, sabit bir sayıdır. Ya da şöyle de diyebiliriz. Eğer bu denklemde her iki tarafı x ile çarparsak, orantılı bir ilişkide y'nin her zaman x'in bir katına eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir katına değil, bir katına eşit olduğunu. Evet, bunu da hatırladığımıza, hatırlattığımıza göre bu ilişkilere, bu üç ilişkiye geri dönebiliriz. Hatta gele şuraya bir sütun daha çizelim. Başka bir sütun olsun. Bu da bir kolon. Buna da y bölü x sütunu diyelim. Sonra da buradaki bütün çiftler için bu oranın ne olduğuna bakalım. Bu ilk çift için x 1 iken y 1 bölü 2. O zaman oran da yarım bölü 1 oluyor. Yarım bölü 1 demek de yarım demek. x 2 iken y 4. Bu oran 2 bölü 4 olacak. O zaman bu da 1 bölü 2 etti. x eksi 2 olduğunda y eksi 1 ki bu oranda eksi 1 bölü eksi 2 yine yarım. Yani en azından bu örnekte gösterdiğimiz buradaki 3 nokta için y ve x arasındaki oran hep yarım gibi. Bu durumda k 1 bölü 2 oluyor. y bölü x'in her zaman yarıma eşit olduğunu yazabiliriz. Ya da en azından incelediğimiz 3 örnek için öyle. Ve diyebiliriz ki, belki bu orantısal ilişkide bütün y bölü x'ler için durum böyledir. Bunu farklı bir şekilde yazmak istersek, y'nin x'in yarısına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve şimdi de bunları grafiğe dökelim. x1 iken y yarım, x4 iken y2, x eksi 2 iken y1, eksi 1 için işaret koymamışız ama o da tam burada olurdu bütün orantısal ilişkiden bu üç noktanın alındığını ve bu orantısal ilişkideki y'lerin her zaman x'lerin yarısına eşit olduğunu söylersek, burada çizdiğimiz hattın ya da bütün olası x, y çiftlerinin bulunduğu bu noktaların gösterdiği üzere bu bir doğru olur. Bu orijinden geçen bir doğru olur. Çünkü bakın eğer x sıfırsa yarım çarpı sıfır y de sıfır olacak. Şimdi bazı önemli özelliklerden bahsedelim. İlki bunun bir doğru olduğu. Buradaki bir doğru. Bu bir doğrusal ilişki. Ve bu grafik aynı zamanda orijinden geçiyor ve orijinden geçmesi de mantıklı. Çünkü bu bir orantısal ilişki. Aslında şuraya baktığınızda 0 bölü 0 belirsiz bir ifadedir ve bu bir biraz garip oluyor ama şuraya baktığınızda eğer x 0 ise ve siz onu bir sabitle çarparsanız y de 0 olmak zorundadır. Bu yüzden herhangi bir orantısal ilişkide eğer x'in 0 olduğu durumda dahil ediyorsanız o zaman y de 0 olmak zorundadır ve devamında grafiğini çizmek isterseniz bu orijinden geçen bir doğru olur. Bu doğru orijinden geçer. Yani kısaca bu bir orantısal ilişki ve grafiği de orijinden geçen bir doğru. Evet şimdi şuradaki maviye bakalım. Önce orantısal olup olmadığını inceleyelim. Bir öncekiyle aynı testi yapacağız. y ve x arasındaki oranı hesaplayacağız. y ve x. Bakalım buradaki ilki için 3 bölü 1. Yani kısaca 3. Sonra 5 bölü 2 olacak. 5 bölü 2 ve hemen gördüğünüz gibi 5 bölü 2, 3'e eşit değil. Yani şimdiden bunun oransal bir ilişki olmadığını biliyoruz. Oransal değil. Buradaki üçüncü noktaya bakmaya gerek bile yok ama yine de bakacak olursak, eksi 1 bölü eksi 1, yani 1. Evet, şimdi de neye benzediğini, sadece neye benzediğini görmek için gelin grafiğini çizelim x1 iken y3, x1 iken y3, x2 iken y5 ve x eksi 1 iken y eksi 1. x eksi 1, y eksi 1. Buraya yine eksi 1'i koymayı unuttuk. O da şurada olacak. Ve şimdi bu üç noktanın bir doğrunun üzerinde olduğunu düşünürsek, çünkü aslında onları bir doğru ile birleştirebilirim gibi görünüyor. Ve işte o zaman da doğrumuz böyle bir şey olurdu. Doğrumuz böyle olurdu. Ve fark ettiyseniz bu da doğrusal. Buradaki bir doğru. Ama orijinden geçmiyor. Yani eğer bir orantıya görsel olarak bakıyorsanız doğrusal olması tamam ama orantılı bir ilişki olabilmek için aynı zamanda orijinden de geçmesi gerekiyor. Ve burada bunu görüyorsunuz. Bu bir doğrusal ilişki. Ya da en azından bu üç nokta doğrusal bir ilişkiden alınmış olabilir ama grafik orijinden geçmiyor ve buraya orana baktığımızda gerçekten de görüyoruz ki orantılı değil. Yani bu orantılı bir ilişki değil. Şimdi burada ne varmış ona bakalım. Yine hemen oranlarına bakacağız. y bölü x, buradaki ilk çift için 1 bölü 1, sonra burada 4 bölü 2'miz var. Ve yine hemen gördüğünüz gibi burada da orantı yok. Sonra 9 bölü 3, 3. Evet açıkça görüldüğü gibi burada sabit bir sayı yok. Bu örnekte her seferinde aynı sayıyı bulmuyoruz. Yani bu da orantılı değil. Bu ilişkide de orantı yok. Ve gelin yine sadece neye benzediğini görmek için grafiğin çizelim. Aslında bu, y'nin x'in karesine eşit olduğu bir grafik gibi görünüyor. x 3 ken y 9, en azından bu 3 nokta bu konuda tutarlı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, evet bunun gibi görünecek. Eğer bu noktalar gerçekten y eşittir x'in karesi denkleminden alındıysa o zaman x 0 y de 0'dır. Yani bu aslında orijinden geçer. Ama dikkat edin bu doğrusal bir çizgi değil. Bu doğrusal bir ilişki değil. Buradaki y eşittir x'in karesinin grafiği. Yani aslında bu da değil. Bir daha söyleyecek olursak, ilk örnekteki bu 3 nokta y eşittir 1 bölü 2 x'ten alınmış olabilir. Buradaki 3 noktada Bakalım, ikinci örnekte de y eşittir 2x artı 1 olabilir gibi görünüyor. Yani bu bir doğrusal ilişki ama orijinden geçmiyor, yani orantısal değil. Ve buradaki üç nokta ise orijinden geçen y eşittir x'in karesinden alınmış gibi görünüyor. x 0 olduğunda y de 0'dır. Ama bu bir doğrusal ilişki değil. Nereden bakarsanız bakın grafik orijinden geçen bir çizgi olmak zorunda ya da tablo verilerine baktığınızda oranlara bakın. Oranlar her zaman aynı değer olmak zorunda ve bu durum sadece şuradaki mor olan da geçerli. Tam burada.